İletişim Ansiklopedisi İkinci Düzey Gündem Belirleme Kuramı Oya Dursun'a göre ikinci düzey gündem belirleme kuramında medya sadece kamuoyunun konulara yönelik dikkatini şekillendirmez, aynı zamanda bu konuların niteliklerini de biçimlendirir. Başka bir ifadeyle medya kafamızdaki dünya resmini şekillendirmektedir. Bu kabul gündem belirleme yaklaşımının temel varsayımını değiştirmektedir. Birinci düzey gündem belirleme, Cohen'in kitle iletişim araçlarının hangi konuda düşüneceğimizi belirlediği görüşü çerçevesinde Lipman'ın güçlü etkiyi temellendiren yaklaşımına eleştiri olarak gelişmiştir. Güçlü etki kuramını temellendiren Lipman'ın dışımızdaki dünya ve kafamızdaki resmi kavramı iken gündem belirleme çalışmalarını biçimlendiren medyanın sadece konulara yönelik dikkati belirleyebildiğiydi. Lipman kafamızdaki dünya resminin kitle iletişim araçları içerisinden gelen enformasyonla biçimlendiğini ifade etmiştir. Birinci düzey gündem belirleme yaklaşımı Cohen'in varsayımını temel almıştır. Cohen'e göre medya çoğunlukla insanlara ne düşüneceğini söylemede başarılı olamamıştır ama okuyucuya ne hakkında düşüneceğini söylemekte fevkalade başarılıdır. Golan ve Vanta'ya göre gündem belirleme kuramının güçlü etki paradigması, McComb, Yamaz, Lopez Escobar ve Rey'in 1997 İspanya seçimleri üzerine gerçekleştirdikleri çalışmayla geri dönmüştür. McComb ve arkadaşlarının İspanya seçimleri ile ilgili çalışmalarında kafamızdaki dünya resminin medya tarafından renklendirildiği öne sürülmüştür. İkinci düzey gündem belirleme çalışmalarının iki temel hipotezi şu şekilde ifade edilebilir. Bir konu veya diğer bir nesnenin kitle iletişim araçları içinde yer alma tarzı, bu konular hakkında kamunun düşünce tarzını etkiler. Bir konu veya diğer bir nesnenin kitle iletişim araçları içinde yer alma tarzı, kamu gündeminde bu konunun dikkat çekiciliğini etkiler. McComb ve arkadaşlarının İspanya genel seçimleri üzerine yaptığı ikinci düzey gündem belirleme araştırmasında sadece konular değil, aynı zamanda konuların nitelikleri de araştırma içinde incelenmiştir. Mecomp ve arkadaşları medya gündemini ölçmek için 3 Mart 1996 tarihindeki genel seçimler üzerine bir araştırma tasarlamışlardır. Seçimde 3 ana aday yarışmıştır. İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin adayı Felipe González, Popüler Parti adayı Josemar Aznar ve Birleşik Sol adayı Julio Anguita. Araştırmada aday imajı 5 temel kategoride değerlendirilmiştir. Konuların pozisyonu ve siyasi ideolojiler, biyografik bilgiler, algılanan nitelikler, kişilik ve dürüstlük. İkinci düzey niteliksel gündem belirleme araştırması için yukarıda belirtilen değişkenler tanımlanmış, bunlarla ilgili seçmenin tutumunu oluşturacak duygusal boyutta değişken, pozitif, nötr ve negatif değerlerden oluşan üçlü bir kategori elde edilmiştir. Böylece her aday için altı matris elde edilmiş, elde edilen sonuçlar tablo 5'te verilmiştir. McComb ve arkadaşlarının araştırma verilerini analiz etmede birinci düzey gündem belirleme yaklaşımından farkı, konuların tıpkı bir tutum ölçeği gibi negatif ve pozitif yönlerde nasıl ele alındığının ölçeklenmesidir. Analiz yöntemi birinci düzeyde olduğu gibi medyaya uygulanan içerik analizi ile kamuoyu için yapılan saha araştırması arasında korelasyona dayanmaktadır. İkinci düzey gündem belirleme araştırmalarının kitle iletişim araçları arası gündem belirleme araştırmalarıyla da kesişen bir çözümleme tekniği bulunmaktadır. McComb ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği kitle iletişim araçları arasındaki kısmi korelasyon testi yöntemdeki benzerliğe örnek verilebilir. Kitle iletişim araçları arasında adaylara atfedilen niteliklerin aktarılmasının incelenmesi, ikinci düzey gündem belirleme çalışmalarından üçüncü düzey gündem belirleme çalışmalarına da aynı şekilde yansımıştır. Örneğin Heym'in 2008 Lova Demokrat Parti ön seçimleriyle ilgili yapmış olduğu üçüncü düzey gündem belirleme çalışmasında partizan bloklar farklı bir medya olarak ele alınmış ve niteliklerin aktarımı incelenmiştir. İkinci düzey gündem belirleme çalışmaları, niteliklere yöneltilen dikkat ve adayların belli bağlamlarla ilişkilendirmesi yoluyla önceleme ve çerçeveleme çalışmalarına yakınlaşmaktadır. Weaver, McComb ve Shaw'a göre önceleme ve çerçeveleme kuramları gündem belirleme kuramının doğal uzantısıdır. İkinci düzey gündem belirleme çalışmaları, konuların öne çıkarılan dikkatleriyle ilgilenirken, önceleme araştırmaları bireylerin yönelimlerini ve siyasi aktörleri değerleme biçimlerini etkiler. Medyanın öne çıkardığı özellikler, gündemi değerlendiren bireylerin hafızalarına kazınmakta, bu yolla değerlendirmede kullandıkları ölçütleri belirlemektedir. Iyengar ve Simon'a göre, önceleme gerçekten gündem belirlemenin bir uzantısıdır ve siyasi yargıların oluşturulmasında özel konulara atfedilen ağırlık üzerinde haber gündeminin etkisini ifade eder. Haber çerçeveleme ise bir haberi herhangi bir bağlama oturtmak için yapılan seçkilerdir. Bu açıdan hangi özelliklerin öne çıkarıldığı, hangisinin elimine edildiği, ikinci düzey gündem belirleme çalışmalarıyla çerçeveleme çalışmalarının ortak noktasını oluşturur. Haber çerçeveleme Erwin Goffman'ın sosyolojik çalışmalarıyla temellenmiştir. Goffman, bireylerin dünyayı bütün halde yorumlayamadıklarını, bu nedenle yorumlayıcı şemalar veya yorumlayıcı çerçeveler kullandıklarını ifade etmiştir. Entman'a göre çerçeveleme, seçme ve dikkat çekmeyi kapsar. Çerçeve, algılanan bir gerçeğin bazı yanlarını seçmek ve onları belli bir problem tanımını, tesadüfi anlamayı, sözlü değerlendirmeyi veya muamele önerisini belirtecek şekilde iletişim metninde daha dikkat çekici hale getirmektir. Tipik olarak çerçeveler tanı koyar, değerlendirir ve tayin ederler.